Evet, Doktor Mevlüt Dağ, e, Medikal Estetik Hekimi. Hoş geldiniz Hoş bulduk. efendim, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Çok nasıl? teşekkür ederim. Şimdi e, gene kadınların ilgisini çeken konularımız var. Evet. E, bu ip teknikleri yani <laughs> nereye kadar gidecek ben e, bilmiyorum. Her gün değişik bir şey çıkıyor ve güzel şeyler çıkıyor. Evet. Şimdi onlardan bahsedeceğiz. Uzun süredir cilt germede bu ip e, ler ve iple yapılan teknikler konuşuluyor. E, V-lift örümcek ağ gibi adlarla bilinen yöntemler e, bunlar. Yani nedir bu e, ipler? Hepsinin türlü özelliği var, çeşitleri var. E, şimdi aslında ip tekniklerine baktığımızda ipin materyali olarak e, 8-9 yıllık bir geçmiş olan bir özellik var. Tabi her alanda teknolojide nasıl gelişme oluyorsa Estetik güzellik sektöründe de çok güzel gelişmeler oluyor evet. e, ve bunlar da e, daha ileri yaşa gitmeden çok abartılı bir sarkmalar olmadan cilt elastikiyetini artırarak ya da sarkmaları belirli düzeydeki sarkmalar toparlayabilecek şekilde e, ipler gelişiyor ve kullanılıyor. E, evet bunlar örümcek ile başladı ve lift adı verildi ama burada kullandığımız ipler PDO adı verdiğimiz ameliyatlarda kullandığımız içeride organlarda eriyen iplerdi ve sadece düz ...veya kendi içerisinde kıvrımlı ipler. Bunları deri altına bıraktığımızda veya deri içerisine... E, ...derideki kollajenin e, artmasıyla deri dokuda bir sıkılaşma sağlayıp... ...o ne kadar bir sıkılaşma sağlarsa ciltte de o kadar bir güzellik ve gençleşme sağlıyordu. Tabii ki işte teknoloji daha fazlası nasıl yapılabilir denilirken... E, ...artık bugün e, dinamik askı dediğimiz e, silikonize malzemelerde olan kalıcı ipler... E, ...PLA adı verilen 2 yıl 3 yıl boyunca dokuda kalıp erimeyen... Ve üzerindeki e, gülün dikenleri gibi çentikleri gibi çıkıntılar olma sayesinde deride bir dokun e, tutunma sağlayan iplere kadar çekti. E, tabii ki uzun süreli kullanımdan kaynaklı da e, hangileri iyi hangileri kötü sağlık açısından bize bir sıkıntısı var mı diye bunları da çok iyi değerlendirebildik. E, ve son gelinen noktada artık ilk gün başlayan sadece düz kollajen artıracak ipler dahil olmak üzere Bugünkü geldiğimiz noktada 4D ipler ortaya çıktı. Evet onu okudum akşam baktım 4D ip diye bir şey yani inanamadım gerçekten çok ilerledi. Evet. Peki ilk yapılan iplerde hani ne oldu yani onlar ciltte kötü sonuçları olan şeyler yok. oldu mu? Onları Mesela... hala bugün kullanıyoruz, kullanıyoruz. hiçbir sıkıntı yok. yok sadece burada şu var. E, ee, tıpta bize hocalarımız hep öğrettiği bir şey vardı. Hastalık yok, hasta var diye. Evet. Yani kitaplara tanımlanan bir baş ağrısı <laughs> kişiye has bir baş ağrısıdır. Doğru. Herkesin sıkıntısı ve problemi de farklıdır. Buna göre gitmemiz gerekir. Cilt problemlerinde de ilk çıkan iplerde sadece deri içerisine koyduğumuz ince ipler ve kolajen üretimi. Ama e, kişinin eğer cildindeki problem sadece üst derideki bir elastikiyet kaybıysa evet yine biz bu yöntemi uyguluyoruz. Örümcek, ağ ve lif dediğimiz yöntemleri uyguluyoruz. Ama bunun yanında e, tabii ki cildimiz sadece en üstteki elimize dokunduğumuz veya kremleri sürdüğümüz tabakayla e, ibaret değil. Alt tabakada e, derinin altı bir tabaka, hafif bir yağ tabaka ve ince derimizde tutan hı hı. bir kas tabakamız mevcut. Eğer bizim deri altındaki kas tabakada da bir gevşeme bozma varsa ki ilerleyen yaşta zaten kas lifleri gittikçe uzarlar. Ve yüzümüzde gördüğümüz sarkma sadece deriden kaynaklı değildir. İşte o zaman... Bu kullandığımız önceki ipler bize yetmemeye başladı. Hmm. E, buradaki bugünkü o dört de iplerde yine biz ilk gün çıkan o ince küçük ipler dahil olmak üzere hepsini kullanıyoruz ama e, bu dört de iplerde ipin her tarafında yukarı ve aşağı yönlü bakan e, gülün dikenleri tarzında çıkıntılar mevcut. Ve böylelikle bir şakaktan başlayarak e, çene köşesine kadar bu ipleri dere altında daha alt bir katmanda ince smas dediğimiz kas tabaka ve yağ tabakanın içinde olduğu katmanda ipleri geçirerek dikenlerin tüm dokulara tutunmasını sağlıyoruz. Bir uyuşma yapıyor musunuz? Tabii musun lokal anestezi uygulanıyor komple. Evet. Çünkü iplerimiz daha kalın materyaller ve iğneler de biraz daha kalın. Ama sonuçta bir normalde kalçamıza vurduğumuz bir iğnenin boyutunda hepsi. Evet. Onda bir sıkıntı yok. Tamam. Ve bunları daha derin tabakaya bırakarak dikenlerin tutunması sayesinde hiçbir yere bir dikiş atmadan dokuda hemen ağız kenarında Çene köşelerinde bir sarkmalar varsa, bunların da yukarı doğru çekilmesini, toplanmasını sağlıyor. Yani bir ameliyat olmadan yüzü evet. bu şekilde toparlayabiliyoruz. E, toparlanabiliyor. Tabii ki burada mutlaka bir dipnot düşmemiz gerekiyor.